Euro bölgesi ekonomi ve maliye bakanları 2013 ortasına kadar geçerli olan 500 milyar euroluk kurtarma fonunun kalıcı hale getirilmesi konusunda anlaştı. Bakanlar fonun kredi verme kapasitesinin iki katına çıkarılmasında da uzlaştı. Euro bölgesi ekonomi ve maliye bakanları Portekiz içinse acil önleme gerek görmedi. Euro grubu başkanı ve Lüksemburg başbakanı Jean-Claude Juncker, kurtarma fonunun ilk aşamada 500 milyar euro olacağını ve miktarın her yıl gözden geçirileceğini söyledi. Juncker, hazine tahvilleri piyasasındaki gelişmelerin endişe verici olduğunu, Euro bölgesinde kurtarılan Yunanistan ve İrlanda'nın ardından en zayıf halka olarak görülen Portekiz'in durumunu gelecek hafta ve aylarda izlemeye devam edeceklerini kaydetti. Almanya'nın borç azaltımına yönelik bağlayıcı önlemler alınmadan Euro bölgesinde kurtarma mekanizmalarının güçlendirilmesine karşı çıkması nedeniyle yatırımcılar Yunanistan, Portekiz ve İtalya tahvillerini satıyor. Kötümser beklentiler nedeniyle piyasalarda 10 yıl vadeli Portekiz tahvillerinin faizi %7.42'yi görürken gösterge niteliğindeki Almanya tahvilleriyle faiz farkı %4.13'e çıktı. Euro bölgesinin Mayıs 2010'da oluşturduğu 500 milyar euroluk fona, Uluslararası Para Fonu da 250 milyar euro katkı sağlamıştı. Toplam 750 milyar euroluk fonun geçerlilik süresi 2013 ortasında doluyor. Piyasalar kritik durumdaki Portekiz ve İspanya için yeterli olmayan fonun artırılmasını bekliyor.